YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film Ölçer Kerem Akçak. Bugün sizlerle Kan Cannes 2022'den Amerika'da A24'ün Türkiye'de MUBI'nin haklarını aldığı, seçkiden izlediğim 70 film arasında 14. sıraya yerleşen, eleştirmenlerin haftası bölümünden de French Touch jüri ödülü ile dönen Sun ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Charlotte Wells Burada baba kız ilişkisi filmin niyetine çok işlevli bir hatıra defterine imza atıyor aslında. Aftırsan ismini baştan koyarak zaten böyle hafif anti felaketvari bir motif var. Bunun ötesinde de onun içerisine doki drama parçaları yerleştiriyor yani arşiv görüntülerini geçmişten karşımıza çıkarıyor ve büyük oranda da aslında Paul Mescal'in ee, çocukluğuyla, e, ge çocukla ilişkisiyle e, günümüzde Selena e, Sophie'nin Sofi'nin e, şey hali, e, yaşlanmış hali e, bir araya geliyor ve bir şekilde de zamanın ruhunu yakalayan bir portreme gücü var. Özellikle e, kamera açılarının yani bir köşede durarak e, şeye işte e, ev, evi e, bir şekilde işte böyle bir anıtsal bir şekilde kavraması dikkat çekici bir kullanım getirirken e, kurguyla da aslında e, doku drama parçalarının iz düşümleri bize keyif verir hale geliyor. Oliver Coles'un da e, besteleri buna destek veriyor. Özellikle 90'lar ruhunu e, yansıtan bir baba kız ilişkisi filmi olmuş. E, ve bu anlamda da aslında geçmişe ışınlanmayı e, şey yapan, öneren bir film. Yani özellikle zaten Greta Gerwig'in de filmlerinde böylesi bir yaklaşım görüyoruz biz. E, geçmişe ışınlanmayı, önceki e, kuşaklara ışınlanmayı e, öneren bir yaklaşım vardır. Burada da benzer bir yapı var. E, Charlotte Wells'ın tabii ki burada e, son İngiliz sinemasının hani son 20 yılında e, Johan Ogg olsun, işte Andrea Arnold olsun, bağlantı e, kurması bir yana e, özellikle kendine özgü bir yapı kurma hevesi var ve hatıra defteri yaratarak da e aslında daha ziyade böyle Johan Hoog'a daha bir yaklaşıyor gibi. Cleo Bernard'an e, o kadar e, Cleo Bernard'la bağlantılı olmasa da. E, ve gayet e, düzgün çekilmiş, teknik açıdan iyi, duygusu yüksek ve e, bir baba kız ilişkisi filmine imza atıyor. Johan Hoog'un model yaratmayı çoktan garantilemiş e, postmodern hatıratı e, The duygusal e, babaz, baba kız ilişkisi filmi ardılı olarak e, öne çıkma olanağı buluyor. Ama o damardan da modern sanat estetiği konusunda çok ileriye e, gitmiyor. Hokka'dan ileri gitmiyor. E, aksine e, duygusallığı tercih ederek e, tamamlanıyor. Özellikle burada incelikli bir senaryo olduğunu söylemek lazım ve e, Paul Mescal ile e, kızı arasındaki ilişkinin böyle e, antolojik bir şekle hatıra defteri niyetine dönüştüğünü görüyoruz. Bu durumda aslında Büyük oranda hani Noah Baumbach'ı da aklı getiriyor zaman zaman. Yani öylesi bir yaklaşıma da kavuşuyor. E, ve ismi de değerli After e, Bu açıdan da gerçekten hani e, kendine özgü bir ilk film çıkışı bu. E, Türkiye'de büyük oranda çekilmesi de aslında özellikle burada e, İpek Erden'in e, şey olarak e, yürütücü yapımcı olarak karşımıza çıkması değerli. E, onu da söylemek lazım benim after sana puanım 10 üzerinden 5.9. Sizin after sana puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.